Ege'nin en kuzeyindeki Yunan adası Tasos'tayım. 14 bin nüfusu var Tasos'un. Ve diğer Yunan adalarının aksine yemyeşil bir coğrafyaya sahip burası. İstanbul'dan 5 saatlik bir yolculukla Keramati'ye geçiyorsunuz ve Keramati'den de yarım saatlik bir feribotla Tasos'a geçiyorsunuz. Eğer hazırsanız adanın inanılmaz doğasının içindeki biçleri, enfes tatları ve gece hayatla dolu Tasos videomuz başlasın. Şimdi kahvaltı için Golden Bisek'e Sweet Stories'e geldik. Çok güzel değişik tatları gözüküyor. Hemen onların tadına bakalım. Arkadaşlar yumurtalı simitini bilmem ama akşam şuruplu Nutellalı pankeki inanılmazdı. Mutlaka bunu denemeniz gerekiyor. Fiyatını da söyleyeyim. Bir pankek, bir yumurtalı simit ve bir ice tea'ye toplam 17 euro hesap ödedik. La Marble Beach'e geldik. Mermer tozların arasında bembeyaz bir denize gireceğiz birazdan. Çok değişik gözüküyor. Yalnız yolu çok bozuk. 4 kilometrelik bir yolu 20 dakikada geldik. Ona da bilginiz olsun. Yukarıdaki mermer ocaklarından gelen mermer taşlarından yapılmış bir plaj burası. Çok değişik, çok enteresan. Suyu da çok güzeldi. Çok huzur oldum burada. Gördüğünüz gibi bir tesis de var içerisinde. 2 kişilik şezlong ve şemsiye ücreti almıyorlar ama 2 kişi için toplam 30 euroluk bir harcama yapmanız gerekiyor. Fiyatları da gösterdim zaten sizlere. Güneş batmaya başladığına göre Uzo'nun yanına kalamari'yi koyma zamanı geldi demektir. O zaman adanın en meşhur tavernası Simi'ye gidiyoruz. Lezzetli ve keyifli bir yemekten kalktık. Üstelik doğum günümdü. Küçük bir pasta sürprizle doğum günümde kutladık. Bir kalamar, bir ahtapot, bir karides, bir garik salat, 20'lik uzo. Toplam 60 euro bir hesap geldi. Şimdi yemek sonrası kokteyllerimizi Carnegie bardağı içeceğiz. Anneannelerimizin yaptığı lokma burada oldu. Lokmades. Günaydın. Güne başladık, kahvaltımızı yaptık. Şimdi şehrin merkezindeki butik kahvecilerden birine gideceğiz. Espresso fiyadomuzu içip kendimize geleceğiz.
Ondan sonra adanın, hatta Yunanistan'ın en popüler beach club'larından birine gideceğiz. La Scala'da görüşürüz. Yıllardır favorim Greek Frappe'nin yerini Espresso Freddo'ya bırakıyorum artık. La Scala'ya geldik. Gerçekten de beklediğim gibi Güney Yunan Adaları tarzında bir havası var. Çok bohem bir havası var. Giriş ücreti yok ama onun dışında belli bir minimum harcama tutarı var burada. Ayrıca sezonda da çok kalabalık oluyor. Erkenden gelip güzel bir yer bulmanızı tavsiye ederim. Yemek saati geldi. Uzo'ya biraz ara verdikçe şimdi Masabuka Grillci'ye gidelim. Çok güzel tavuk parçaları, et parçaları var. Biraz mangalın tadına doyalım. Bir saatlik yolculuktan sonra Limenas'tan Limenaria'ya geldik. İnanılmaz bir yağmur var ama Street Cocktail var. Tüm bunların üstüne değdi. Hayatımda bugüne kadar içtiğim en iyi 3 kokteylden biri bu. Mutlaka derin tadına bakın. Afiyet olsun. Tasos tatilinin sonuna geldik. Tasos'ta oldukça görülmesi gereken şık, güzel beachler, restoranlar, kokteyl barlar vardı. Ben çok memnun kaldım bu tatilden. Adayı yüksek oranda Romanya, Bulgar ve Sırp vatandaşlarının tercih ettiğini söyleyebilirim. Adayla ilgili genel bir yorum yapmam gerekirse de geçen hafta Sakız'daydım. Sakız'dan daha pahalı ama Güney Yunan adalarından daha uygun olduğunu söyleyebilirim size kesinlikle. Tasos gençler için çok hareketli, bekar olarak erkek erkeğe gelinebilecek bir ada değil çok fazla. Daha çok sevgili partnerinizle veya genç arkadaş grubuyla gelinebilecek, elinebilecek bir ada. Sizler de videoyu beğendiyseniz lütfen videoya like atın, kanalıma abone olun. Merak ettiğiniz soruları aşağıda sorabilirsiniz. Hepsine cevap vereceğim. Teşekkürler.